YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine çok bilgilendirici, sizlere çok fayda sağlayacak bir video ile karşınızdayız. Harika bir ücretsiz içerik olacak sizler için. Şimdi TransferWise hesabı nasıl açılırla alakalı bir arkadaşımıza TransferWise hesabı açarken ekran kaydını aldık. Sizlere aşama aşama göstermek istiyorum. Ancak TransferWise'a genelde ne zaman ihtiyaç duyuluyor? Birazcık ondan bahsedelim isterseniz. Arkadaşlar, birçok arkadaşımız bireysel olarak Payoneer hesabı açıyorlar. Daha sonra belli bir seviyeye geldikten sonra ise TransferWise hesabı açarak şirketlerini tanımlamak istiyorlar. Bunun sebebi Payoneer bireysel bir Amazon hesabı açıldıktan sonra onu şirkete çevirmiyor. Özellikle Amerikan şirketiniz varsa harika bir şekilde rahatlıkla TransferWise hesabı açabilirsiniz. Aynı zamanda bireysel olarak da TransferWise hesabı açabiliyorsunuz. Bu videomuzda sizlere Amerikan şirketi üzerinden bir Wise hesabını nasıl açacağınızı göstereceğim. Sizleri de çok yormak istemiyorum. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi Google'a TransferWise yazdığınız zaman çıkan ilk sayfaya tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra sağ üst tarafta kaydolun diye bir seçenek göreceksiniz. Lütfen buraya tıklayalım. Burada Wise hesabınızı oluşturun diyor. Bazı yerleri blurlu göreceksiniz. Bu da kişisel verilerin korunmasıyla alakalı bir durum. Sizler buraya herhangi bir e-posta yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın aşağıda Google, Facebook üyeliğiniz ya da iCloud yani Apple üyeliğinizde de bir TransferWise hesabı oluşturabileceğinizi söylüyor. Siz buraya herhangi bir e-mail adresinizi yazarak devam et butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Devam et'e tıkladıktan sonra burada kayıtlı olduğunuz ülkeyi soruyor. Hemen burada Amerika Birleşik Devletleri'ni giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında telefon numaranızı kodla doğrulayın diyor. Burada birçok arkadaşımızın yanıldığı, hatta bu gereksiz bir şekilde yurt dışı telefon numarası alıyorlar. Amerika'da şirketiniz olsa dahi arkadaşlar TransferWise Türkiye hatlarını kabul ediyor ve Türkiye hattınızı girebilirsiniz. Bu da çok önemli bir bilgidir. Lütfen atlamayalım. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki cep telefonlarında artı 90 kodunu kullanıyoruz. Burada artı 90'ı seçip telefon numaramızı giriyoruz ve burada gördüğünüz doğrulama kodunu gönder seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra 6 haneli bir doğrulama kodu gelecektir arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi bazı yerleri blurlu olarak görüyor olabilirsiniz. Burada doğrulama kodu 6 haneli geldikten sonra arkadaşlar gönder butonuna tıklıyorsunuz. Gerçekten TransferWise hesabı açmak zannedildiği kadar zor değil. Bakın sizlere aşama aşama gösteriyorum. Arkadaşlar burada daha sonrasında bir şifre oluşturmanızı istiyor. Sizler de burada kendinize göre bir şifre oluşturun. Ancak bakın burada bir uyarı veriyor. Harf ve rakam içermesi ve 9 haneli olması gerektiğini bizlere söylüyor. Lütfen buna dikkat edelim. Şifremizi oluşturduktan sonra devam et butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Burada işletme bilgilerinizi girin diyor. Hesabımız yani TransferWise hesabını açacağımız şirket Amerika'da olduğu için ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri olarak yazıyoruz. Tescilli işletme adı yani şirketimizin ismi. Alt tarafa şirket türünü giriyoruz. Birçok arkadaşımız LLC şirket açıyor. Bazıları yani LLC şirket biliyorsunuz ki bir limited şirketin Türkiye'deki karşılığıdır. Ya da incorporation açan anonim şirket açtıysanız eğer burada inç diye yazar. Yani INC diye yazar arkadaşlar lütfen onu seçin. EIN numarası yani vergi kimlik numarası, EIN numarası diye de geçer. Buraya da onu yazıp daha sonra devam et butonuna tıklayacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada biz şöyle bir şey yaptık. Bir tane metin belgesine şirketimizin ismi, aynı zamanda adresi, EIN numarasını yazdık ki rahatlıkla kopyala yapıştır yapalım. Buraları dediğim gibi blurlu görüyorsunuz. Ancak böyle yaparsanız sizler için de kolaylık olacaktır. Değerli arkadaşlar, YouTube kanalımızı burada bir ara vermek istiyorum. İzleyen birçok arkadaşımızın abone olmadığını görüyoruz. Sizlerden ricam, kanalımıza abone olursanız gerçekten bizleri çok mutlu edersiniz. Bu ücretsiz içeriklerin daha çok arkadaşımızın karşısına çıkarak fayda sağlamalarına yardımcı olmuş olursunuz. Hemen devam ediyorum. Arkadaşlar buraya işletme bilgilerinizi giriyorsunuz. Bakın işletme isminizi giriyorsunuz. Şirket türü ve EIN numarasını girdikten sonra devam et diyoruz arkadaşlar. Buraya kayıtlı adresi doğrulayın diyor. Burada arkadaşlar ülke şirketimiz Amerika'da olduğu için Amerika Birleşik Devletleri diye yazılacaktır. İşletme adresimizi, eyaleti ve posta kodunu girdikten sonra
Devam et butonuna tıklıyoruz değerli arkadaşlarım. Hesabınızı daha hızlı doğrulamamız için bize yardım edin diyor. Arkadaşlar burada bizlere kategori soracak hiçbir önemi yok. İstediğiniz kategoriyi gerçekten seçebilirsiniz. Bir problem olmuyor. Burada bakın do you have a website, social media vesaire vesaire bir şeyler soruyor. Arkadaşlar buraya evet ya da hayır demenizin herhangi bir problem teşkil ettiği durum yok. Adım adım ilerliyoruz. İşletmenizin büyüklüğünü soruyor burada. Çalışan sayısını seçin diyor. Siz zaten kendi adınıza bir TransferWise hesabı açtığınız için muhtemelen biri seçeceksiniz. Ama ortaklıysanız eğer ikiyi seçin lütfen ya da daha fazla kişi varsa o kişi kadar o adedi işaretleyin lütfen. Arkadaşlar burada devam et butonuna tıklıyoruz. Dediğim gibi burada kategoriler vesaire seçtikten sonra bakın biz burada bu hesabı açarken Amazon.com diye de bir internet sitesi belirtme amacıyla girmişiz. Sizler de girebilirsiniz. Girmeseniz de herhangi bir problem olmuyor. Arkadaşlar devam ettikten sonra zaten adresimiz burada. Ticari adresi doğrulayın yerinde bir tane kare kutucuk göreceksiniz. Ve zaten yazdığınız adres burada çıkmış olacak. Direkt onaylayıp devam ediniz. Arkadaşlar burası önemli. Bireysel bilgilerinizi doldurun. Birçok arkadaşımız burayı karıştırıyor. Burası şirket bilgileridir. Şirket sizin adınaysa, sizin adınızaysa ve bir Türk vatandaşı olduğunuzu varsayıyorum. Tamamen Türkiye'deki bilgilerinizi ad, soyad, TC kimlik numarası gibi devam edin lütfen. Arkadaşlar burada ad, soyad soruyor. Doğum tarihimizi giriyoruz. Gerçekten ikamet ettiğimiz ülke ve gerçekten ikametgah adresimizin bilgilerini arkadaşlar buraya dolduruyoruz. Bireysel bilgilerimiz bunlar. Bunları doldurduktan sonra ise hemen buradan ilerliyorum hızlıca. Onayla butonunu seçiyoruz ve devam etmiş oluyoruz. Arkadaşlar son adımlara yavaş yavaş yaklaşıyoruz. İşletmenizin ne yapmasına yardımcı olabiliriz diyor. Bizler e-ticaret satıcıları olduğumuz için orta taraftaki e-ticaret satış ödemelerini alın kısmına tıklıyoruz değerli arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra devam et diye bir kısım gelecek. Oraya da lütfen tıklayalım. Burası önemli. Burada arkadaşlar bir kereye mahsus 31 dolarlık tüm bankacılık özelliklerini açmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok büyük bir para değil. Lütfen bunu seçelim ve devam et deyin. Alın deyin yani şurada özür diliyorum. Tüm bankacılık özelliklerini alına tıklayınız. Hesaplarınızı seçerek başlayın diyor. Burada istediğiniz kadar para birimini ekleyebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Biz muhtemelen 9 adet ekleyeceğiz. Devam et butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Wise'ı kullanım amacınız nedir diye soru soruyor. Bu da çok önemli değil ama biz burada hizmet ve ürünlerle alakalı para almak kısmını seçtik. Buradan devam et butonuna tıklıyorum. Arkadaşlar burada şirket yöneticileri kimler kısmında yine bireysel olarak kendi bilgilerinizi lütfen yazınız. Buradan da devam et butonuna tıklayarak bakın burada işletme sahipleri kimler diye bir soru soruyor. Az önce de söylediğim gibi tek sahibiyseniz lütfen ben tek sahibim kısmına tıklayın ve devam edin. Buraları yaptıktan sonra sosyal güvenlik numaranızı doğrulayın diyor. Bakın burada sosyal güvenlik numarasından kastı. Siz ABD vatandaşı olmadığınız için ve bir ITIN numaranızın olmadığını varsayıyorum. Varsa üst tarafı, yok ise alt tarafı seçiyorsunuz. Genelde Amerika'da şirketi olan arkadaşlar beyan dönemi geldiği zaman ITIN numarasını alırlar. Biz bu şirket için alttaki seçeneği kullandık. İkisi arasındaki tek fark birinde ITIN numarası yazarsınız, ITIN diye geçer. Diğerinde ise yazmazsınız. Yazmayacağınız ve yok ise alttaki seçeneği seçiyorsunuz. Arkadaşlar alttaki seçeneği seçtikten sonra devam et diyoruz. Burada bizlerden resmi nüfus cüzdanımızı yani kimlik bilgilerimizi istiyor. Ön ve arka olarak yüklüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok zor değil. Tüm adımları çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bunları da yükledikten sonra arkadaşlar karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Bakın burada nasıl ödemek istersiniz diyor. Ben sol üst tarafa kendimi çekeyim. Bakın 31 dolarlık bir ücreti tek seferlik kurulum manasında zaten bizlere göstermiş oluyor. Herhangi bir problem yok. Sol tarafta ise banka kartıyla mı ödeyeceksiniz yoksa kredi kartıyla mı ödeyeceksinizle alakalı bir seçenek göreceksiniz. Bizler burada muhtemelen kredi kartını seçmişizdir. Burada ödemenizi yaptıktan sonra bazen hata alabilirsiniz. Burada birkaç kere hata alınıyor. Buraları hızlıca geçiyorum. Arkadaşlar birkaç sefer deneyin ya da farklı bir kart deneyin lütfen. Ödemenizi yaptıktan sonra oraya gelmek istiyorum. Hızlıca ilerliyorum buralardan.
Kart bilgilerinizi girdikten sonra bakın şu anda hazırsınız diyor arkadaşlar. Daha sonra hesabınızı keşfetine tıkladıktan sonra şöyle bir uyarı alacaksınız. Banka hesap bilgileriniz için ödeniyor diye bir kısım var. 31 dolarlık yaptığımız ödemenin TransferWise tarafında muhasebeleştirilmesi ve işlenmesini bekliyoruz. Daha sonra bütün para birimlerimiz hazır. Bu arada arkadaşlar Amerika şirketiyle bir hesap açacaksınız. TransferWise'den aldığınız bank statement'ı Amazon kabul ediyor. Bu da sizler için çok önemli bir bilgi olsun. Buraya kadar sabredip izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Bizlerden herhangi bir danışmanlık almak istiyorsanız eğer Instagram üzerinden bizlere DM atabilirsiniz ya da WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilirsiniz. İstediğiniz zaman rahatlıkla iletişim kurabildiğiniz bir firmayız. Herhangi bir şey sormak için de bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize işlerinizde gönülden başarılar diliyorum.